Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Breast Baby yaşayacağız. Karakterimiz Nevra arkadaşlar. Şöyle bir tane simgesi var. Arı ikonu gibi. Biliyorsunuz Breast Bebeklerin hepsinin kendine özel bir simgesi var. Nevra'nınkini de böyle. Böyle ne kırmızı ne pembe. Değişik. Zaten kutunun şeylerini biliyorsunuz. Arkada holografik bir şey var şöyle. Ben seviyorum bu Breast'in holografik arka planlarını. Çoğu karakterin rengi farklı oluyor. Nevra'da böyle daha morumsu bir holografik arka plan kullanılmış. Kutumuzun içerisinden poster çıkacak. Onu da gösterelim. Ben ilk defa Breast Bebek açacağım. uzun zaman sonra. Hatta sene sonra böyle. 10 sene. Şöyle Breast logomuz burada arkadaşlar. Yani burada bu serinin kızları var aslında. Şöyle gördüğünüz gibi burada Nevra en sondaki şapkalı falan. Ya ben de açıkçası bu serideki kızları beğendim. Bu zaten ikinci dalga olarak geçiyor olması lazım. Bu arada burada da sloganımız Girls with a Passion for Fashion. Ben bu seriyi sevdim. En çok da Nevra'yı beğendim. Tabi herkesin görüşleri farklıdır. Başkası başka kızı beğenir ama bence güzel bu seride. Evet, şöyle kutumuzu göstereyim. Evet, burada Breast'in klasik logosu ve burada zaten holografik yansımaları kutunun. Çok güzel. Yani hem sade hem 20'den fazla stil oluşturabileceğimize dair bir not geçilmiş burada. Yanından iki tane kıyafet çıktığı için Nevra'nın burada şey stil çizimi var. Bunun bence crop topu çok tatlı. Kelebek şeklinde Nevra böyle. Hey, my name is Nevra. My friends call me Queen Bee because I'm sweet like honey. Queen Bee diyecek mi? Miracle Slide'a bak geldi hemen. Orada Chloe biliyorsunuz arkadaşlar. Evet, Queen Bee değil. Zoe mi desem neyse. Yani arkadaşlar Nevra'nın ilk anı Arı ve kendisine Queen Bee deniliyormuş. Yastaki Chloe'ye de Angel denilmesi gibi. Herkesin bir lakabı var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu arada içerikler var. Tabii ki Türkçe yok. Zaten bebek Türkiye'ye gelmedi. Ama Türkiye'ye gelen restlerde de Türkçe hiçbir şey yazmıyor arkadaşlar. Şurada arkadaşlar. I come with hairbrush. Evet, best friends never look this good. Ben erkekleri almıyorum. Çünkü serileri tamamlamam güçleşiyor. Aslında ben ilk seride geldiklerinde, yani 20. yıl bebeklerinin ilk bizim orijinal kızların olduğu versiyonda Cameron'ı alsaydım. Gerçekten erkekleri almaya devam edecektim ama onu almayınca ipin ucu kaçtı. Ve Cameron'ı sonra bir daha bulamadım. Sadece kızları alıyorum. 4 tane fix. Hemen biçim. Ben bugün neden hep düşünüyorum? Evet, şöyle arkadaşlar, yanından bir tane etek, iki tane crop top, yani bir tanesi üzerinde. Sen de şöyle çok artist beyaz bir ceket çıkacak ve şurada ayakkabıları var, topuklu ve kendi bir de botları var ayağında galiba. Bot mu bu? Neyse, çıkınca daha iyi göreceğiz. Posterde şu aşağıda diye tahmin etmekteyim. Daha önce breast hiç açmadım ama böyle olduğunu düşünüyorum. Hep kutuda saklıyorum ama yeter artık. Böyle ben, Nevra bence bu kendi outfitiyle çok güzel ama kelebek crop topu ve şurada kelebek çiçek desenleriyle İspanyol paça mı bu? Daha yakından görmem lazım. Güzel duruyor yani. Bu şekilde arkadaşlar kutumuz. Şimdi bebeği çıkaracağım. Yanıma makas aldım. Bu yüzden şimdi videoyu durdurmam lazım. Çünkü açmam zor olabilir. Burada söylemeyi unutmayayım. Şurada bir şey var. Tüm biraz bebeklerinde oluyor. Şuradan böyle kaldırıp bunu böyle çanta gibi taşıyabiliyorsunuz bebeklerin. Şöyle bir sapı oluyor. Gerçekten çok güzel duruyor bu arada. İlk açmışım. Şu benim... Ay. Neyse, şunları sonra bir bakarım. Arkadaşlar, bu benim açtığım ilk biraz bebeklerden şu an. Seneler sonra ilk açtığım bu oldu. Birazcık duygulandım şu an. Burada şöyle tekrar bir kutudan göstereyim bebeği sizlere. Hala bir tripodum yok. Şöyle yüzü... Gerçi bence kötü gelmedi ya. Değil mi? Güzel. Yüzü güzel. Şu lekeler olmasa ama bakarız. Bakalım. Aha, geçirdik ha. Neyse, tamam arkadaşlar. Şimdi kıyafetleri zaten biliyorsunuz. Şöyle şuna bir dokunmak istiyorum. Bir kafa dokunuyorum. Neyse. Şurada poster olacak. Çok yüksek ihtimal. Hatta şöyle kutuyu hemen göstereyim. Evet, ben şimdi bunları da çıkarıp hemen geliyorum. Ay, merak edip açtım. Poster orada değilmiş. Hayal kırıklığı yaşadım şu an. Burada zannetmiştim. Demek ki poster şurada mı? Başardım. Buradaymış. Şöyle bir çekip çıkarayım hemen. Ama ilk defa açacağım. Zaten
Bu poster büyük ihtimalle 20. yıl Bratz Bebekleri'nin kızlarının olduğu falan çıkacak. Bir Nevra'yla ilgili değildir ya da şu ikinci derle ilgili değildir. Koyu mor. Üstüne bizim kızlar. Bratz logosu. Koyu mor da değil lacivert. Tamam ben yedim lafı şu an. Holografik çok hoş duruyor bu arada. Çok güzel. Bratz'in yazısı böyle şey bir de. Daire daire. Gerçekten güzel poster. Şimdi ben bunu atmak istiyorum ama asarsam zarar görecek. Üzüleceğim. Fashion for fashion. Kürttüm. Bu poster güzel. Burada kalsın. Şu holografik şeylere bayıldım ya. Evet ilk üstünü çıkardık. Şöyle çiçek desenli. Bu kızlar çiçekli böcekli olacak gerçekten kelebekten sonra. Böyle kolsuz bir crop arkadaşlar. Siyah. Üzerine böyle mandala desenleri gibi çiçek desenleri var. Böyle gözlerini ortaya çıkardım ama bence kelebekli çok daha güzel. Outfitimizin geri kalanı etek. Etek gibi yapmışlar hafiften ama çok da plesi yok yani ama kat kat pleli bir etek yani. Burada bir kemeri var. Evet kemer zaten etekle birleşik. Netlemiyor ki. Evet böyle bir etek arkadaşlar. Ve ayakkabılar. Gerçekten bu outfit'e bence birazcık daha koyu bir mavi çok güzel olabilir denir şununla beraber. Ama birazcık daha açık bir mavi tercih etmişler olsun. Böyle topuklu bir ayakkabısı var arkadaşlar. Önü böyle geliyor. En merak ettiğim parçaydı yumuşacık. Kedimin tüyleri gibi gerçekten. Böyle arkadaşlar kolların uçları falan da böyle tüylü. Altı, üstü, zaten üstü böyle kürk gibi şey böyle tüm boynunu bulayacak büyük ihtimalle. Şöyle arkadaşlar. Tarağımız uzun zaman sonra biraz tarağım oldu. Mor tonlarında hatta direkt böyle mor. Birazcık macentaya benziyor ama macenta kesinlikle değil ama birazcık açık bir mor yani. Böyle biraz yıldızlar. Şöyle çok hoş bir tarak ama ben bebeğin saçlarını taramam yani. Korkarım ama yanında böyle çok güzel sergilerken hoş duruyor. Aksesuarlarımız böyle gidiyor. Ve sadece bebek kaldı geriye. Ben bu kutuyu ne yapacağım ya? Delik deşik ettim. Normalde hep kutulu saklıyorum bebekleri. Bunu kıydım açtım ama çok güzel. Holografik. Bunu atmak istemiyorum. Çok güzel. Red kişkence çektim ama çok güzel. Bebek açmayı unutmuşum arkadaşlar. Kutuda saklaya saklaya gerçekten. Ama çok güzel. Şimdi şöyle hemen makyajını falan göstereyim. Yüzüyle başlayalım. Soğuk pembe bir allığı var. Böyle çok balerin pembesi diyoruz ya böyle allık meşhur. Onun gibi arkadaşlar. Balerin pembesi. Soğuk tonlu bir allık sürmüş. Neden? Sen zaten esmer bir kısım. Birazcık da fuşya tonları güzel olabilirdi sana. Ya da mor. Neyse göz makyajı bence çok iyi. Mavi gözleri var arkadaşlar. Mavi gözün hemen şu kenarında mor. Burada farların hepsi simli. Glitterli yani. Çok güzel mor bir farı var arkadaşlar. Hemen üstünde de mavi böyle bebek mavisi. Tam göz rengine çok benzeyen bir ton. Ve sonra kaşına kadar da zaten aydınlatıcı misal böyle. Gri, gene böyle yansımaları olan bir far var. Göz makyajı çok çok güzel bence. Şöyle bu şeyler gitmiyor. Dudaklar arkadaşlar gene böyle simli. Gloss sürmüş gibi parlak. Dudak kalemi zaten onun yazı fontunun rengine çok benziyor kutudaki renge. Ne kiremit, ne pembe, ne kırmızı. Dudakları da böyle pembe arkadaşlar. Birazcık lilemsi bir pembe. Yani çok sıcak bir ton değil. Hafif soğuk bir ton. Ama böyle çok güzel, parlak bir yapısı var. Yüzü zaten çok güzel. Gözleri falan çok güzel. Şöyle bir şapkası var arkadaşlar. Bu şapkalar ne deniyordu? İnanın hatırlamıyorum. Ama böyle bir şapkası var böyle eski tarzda. Hala çok moda ama ana doğru böyle geliyor yani. Bence çok güzel. Böyle pırıltıları var yine. Siyah renginde ama gri yeşiltileri var. Böyle çizgi çizgi geliyor. Saç tonu arkadaşlar böyle bu rengi nasıl ifade edeceğim bilmiyorum. Çikolata kahvesi asla değil. Ya birazcık değişik bir renk. Kahverengi yani. Ama böyle sarımtırak bir kahverengi be. Şurada aralarla açık teller var. Kamerada belli oluyor mu? Gerçekten bilmiyorum. Çok az bir şey zaten. Çok hafif. Şurada mesela. Birazcık böyle sarımtırak. Böyle arkadaşlar sıcak bir kahve tonu ya. Aralarda da böyle açık renkler var. Görüyorsunuz bence ya. Gözüküyordur.
Highlight atılmış gibi böyle. Daha açık kahverengi ve birazcık daha sarımsak bir ton kullanmış böyle. Crop'una gelelim. En beğendiğim kısım. Böyle kelebek şeklinde çok güzel tasarlanmış. Şöyle aşağıya doğru da böyle geliyor. Kemeri falan da çok iyi bu arada. Bayıldım. Böyle geliyor. Şu kollarını aç bakayım. Burası böyle hafif kadifemsi arkadaşlar. Crop'un çevresi. Kelebeğin olduğu kısımlar kadife gibi değil. Onlar böyle birazcık daha simli olduğu için ele gelebiliyor. Böyle yapmışlar. Bence güzel. Böyle fuşya tonlu bir kelebek var. Yanında da beyaz ya da gri. Arka tarafı göstermek istedim. Burası da böyle arkadaşlar. Beyaz, pembe, bir sürü simli şeyler var. Ben bunların simleri dökülmesinden çok korkuyorum. Çünkü bence çok güzel bir kelebek. Pantolona gelelim. Tam böyle denim arkadaşlar. Gerçekten de hissiyat falan da böyle kot pantolon hissiyatı var. Çok güzel. Birazcık orantılı değil dikişler. Ama sorun da değil. Pantolon zaten sarı kırçılı mavi kotun üstlerine gibi düşünebilirsiniz. O yüzden bu dikişlerin sarı olması güzel. Uyum sağlanmış yani. Şöyle gösterelim. Böyle geliyor pantolon arkadaşlar. Paçaları falan İspanyol paça gibi birazcık. Şöyle arkadan da şöyle bir göstereyim pantolonu. Bu pantolonun detayı çok hoşuma gitti. Ama garibime giden şey burada olmaması. Yani birazcık daha böyle sağda falan bekliyordum ben bunu. Birazcık içe doğru yapmışlar bunu. Gene böyle fuşya tonlarında arkadaşlar. Crop'un rengine çok benziyor. Böyle kelebekler var, çiçekler var. Böyle gene tasarım yapmışlar. Güzel duruyor bence. Şimdi botları göstereceğim. Bot beklediğimden daha uzun çıktı. Şöyle siyah. Bu bana hep Paris filmini hatırlatıyor. Bratz'in. Böyle botlar çok vardı orada. Böyle arkadaşlar sivri uçlu. Güzel klasik botlardan. Yani çok anlatabileceğim bir olayı yok. Şöyle. Evet arkadaşlar bebeği beğendiniz mi? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlar yazabilirsiniz. Ben çok sevdim. Bence çok güzel. Güzel. Gerçekten güzel ya. Ben bunu severek sergileyeceğim. Kutudan açmayı düşünmüyordum ama kanala yükleme fikri beni bir şekilde çeldirdi. Daha fazla Bread videosu için kanalıma göz atabilirsiniz. Eğer kutudan çıkarmayı kıyabilirsem. Umarım hoşunuza gitmiş arkadaşlar. Daha fazla video için kanalıma göz atabilirsiniz. Herkese iyi koleksiyonlar diliyorum. Hoşçakalın.